Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba efendim. Hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gecikmiş bir mantık dersimizde tekrar birlikteyiz. Bu ara yoğunum. İnşallah beni hoş görürsünüz. Dönem sonu tabii yaklaşıyor. Bu da bizi biraz meşgul ediyor. İnşallah birkaç hafta sonra dönemimiz sona erecek ve Haziran itibariyle yaz dönemine girmiş olacağız. Muhtemelen daha düzenli her hafta derslerimizi siz değerli öğrencilerime ve ilgi duyup izleyenlere arz etmeye çalışacağım. Şimdi hemen müsaadenizle ekran paylaşalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Gördüğünüz üzere lafızlar bölümüne gelmiştik ve lafızlar bölümünde şimdi bizim için son derece önemli olan bir konuyu ele alacağız mantık açısından. Enva-u lafz. Lafızlar daha önceki akademik rehberlik derslerimde dil üzerine yapmış olduğum genel bir derste daha detaylı bir sunumda bulunmuştum. Muhtemelen önümüzdeki yapacağımız derslerde, farklı derslerde bu lafızlar hususunu yine farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğiz. Çünkü lafız öyle bir konu ki dilciler açısından baktığımızda farklı bir perspektiften bakmak gerekiyor. Özellikle fıkıh usulcüleri açısından baktığımızda farklı bir perspektiften bakmayı gerektiriyor. Mantık söz konusu olduğunda ise tamamen apayrı bir yerden bakmak gerekiyor. İşte buradaki konunun ele almışı Aristoteles geleneğine uygun olarak kategorilere de baktığımızda Aristoteles'in de lafızlar konusunu bu açıdan ele aldığını ve bunlar üzerinden değerlendirerek konuya girdiğini görürsünüz. Bu itibarla müellifimiz mantığa giriş derslerimizde lafız üzerinde dururken mantıkçıların baktığı yerden lafızları hangi türlere ayırıyoruz? Onlar üzerinden bir taksimat yapmış doğal olarak ve böylece lafızlar bahsini ele alacağız. Oysa bunların her birerleri üzerinde az önce saymaya çalıştığım bilim dalları açısından baktığımızda farklı tasnifler, farklı taksimlerde bulunabiliriz ki nitekim dil konusunda yapmış olduğum değerlendirmede bundan söz ettik. Keza bu lafızların türleri konusunda inşallah aşağıda gelecek olan bahisleri ele aldığımızda yine farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğiz. Burada enva kelimesinin kullanılmış olması önemli. Şimdi dersimiz mantık olduğu için konuya bu bakımdan yaklaşmamız gerekir. Onu netleştirelim müsaadenizle. Şimdi enva malumunuz tür demektir. Tür. Bunu biraz inceltmemiz gerekiyor. Evet. Tür demektir. Dolayısıyla türlerden söz ediyoruz. Türlerden, neyin türlerinden söz ediyoruz? Lafzın türlerinden söz ediyoruz. Öyleyse lafız da cinstir. Çünkü daha sonraki derslerimizde de ele alacağımız üzere Porfirüs şeceresi diye malumunuz bir şeceremiz var ve burada kavramları ve sözcükleri birbirleriyle ilişkileri bağlamında alt alta bir şecere olarak sıralarız. Ve bu her zaman cins ve tür olarak sıralanır. Her üstteki altındakinin bir cinsidir. Dolayısıyla biz lafzı cins olarak almış oluyoruz ve onun türlerinden söz ediyoruz. Ve mantık açısından lafzın burada gördüğümüz üzere işte beş tür türlerinden söz etmiş olacağız. Şimdi burada müellifin enva-ul lafz demesi, burada da aksam-ı hamse demesi bu arada kısım sözcüğünün de yine ileride inşallah mantık derslerimizde taksimden bahsedeceğiz, tasniften bahsedeceğiz, taksim ve tasnif konularından bahsedeceğiz. Taksim, kısımlandırmak, işte cinsin altında türleri, eğer bu izafi olursa, yani izafi bir tür olursa, yani bunun altında da yine türler varsa,
Bunun da altında türler varsa buna cinsi izafi denir. Cinsi izafi yani üstündeki cinsin türüdür. Altındaki türün de cinsidir. Buna cinsi izafi diyoruz. Nev'i izafi diyoruz. Bunları ileride detaylarıyla göreceğiz. Dolayısıyla bunlara her birine kendi içinde böyle ayrı ayrı taksim edildiği için buna taksim denir. Her birine de kısım denir. Bu itibarla türler demekle aksam demek muhalif değildir. Enva da diyebiliriz, aksam da diyebiliriz. İbare açısından, mantıksal dizge bakımından müellifin konuyu ele alışında bir sorun olmadığını söylememiz gerekir. Dolayısıyla enva-ul lafz, lafzın türlerini ele alacağız ve kaç tür lafızlar var? Bunlar üzerinde inşallah duracağız. Şimdi diyor ki, lafzı da tanımlayalım. Lafız ne demek? Genellikle bilgilerimiz, mantıkçılar da böyle efendim affedersiniz tanımlarlar. El-lafz ma yetelaffazul insanu bihi. Yani insanın telaffuz ettiği, ağzından çıkan, daha önce de üzerinde durmuştuk, sestir ve anlamlı olduğunda mantıkçı onunla ilgilenir. Anlamlı olan lafızla ilgilenir. Bunlardan daha önce bahsettiğim için uzatmak istemiyorum. O halde anlamlı olan innel lafzel vahide. Şimdi bu innel lafzel vahid sözcüğü önemli. Çünkü mantıkçı değerli arkadaşlar müfret lafızla el vahid yani bimana el vahid sözcüğünün anlamı burada müfret demektir. Yani müfret lafızla ilgileniyoruz. İnnel lafzel vahid lel mürekkep değil. Mürekkep lafızlarla değil, vahid, müfret lafızla ilgileniyoruz. Dolayısıyla mantıkçının ilgilendiği lafzın müfret olması lazım. Ve müfret olduğunda bu önemli bir ifade olur ve mantıkçı bununla ilgilenir. Mürekkeple ilgilenmez. Lafız bahsini konuşuyoruz. Mesela hazır buraya girmişken şunun üzerinde de durayım. Örneğin mesela Abdullah sözcüğü. Abdullah sözcüğü dil açısından mürekkep bir lafızdır. Abd sözcüğü kuldur. Allahu Teala da Rabb'dir, yaratıcıdır. Allah'ın kulu demektir. Arapça olarak anlamı da böyledir. Ve iki tane sözcükten oluştuğu için de mürekkeptir dilcilere göre. Ama mantıkçılar için bu mürekkep değil. Bu müfrettir mantık açısından. Neden müfrettir? Çünkü dikkat ediniz, bu bir zatın, bir şahsın alemidir. Yani ismidir. Onun için derler ki mantıkçılar, اِذَا كَانَ lafzu مُرَكَّبًا يَدُلُّ عَلَى شَحْسٍ وَاحِدْ yani يَكُونُ عَلَمًا فَحُكْمُهُ مُفْرَدْ. Mantıkçılar böyle söyler. Yani derler ki eğer bir lafız mürekkep olursa ve bu bir şahsa alem olursa o zaman müfret hükmündedir. Müfret olarak kabul edilir. Alem olduğunda. Ama diğeri sıfat anlamıdır. Abdin ve Lafzatullah'ın anlamlarıyla konuştuğunuzda o zaman mürekkeptir ve lafız olarak dilciler ilgilenir. Mantıkçılar bununla ilgilenmezler. Onun için innel lafzel vahid tek bir lafız. Müfret lafız. Ya da müfret hükmünde mürekkep lafız. Buraya girmemin sebebi buydu. İnnel lafzel vahid müfret lafız ya da müfret hükmünde lafız. İza nusibe ila manahu. Şimdi müfret bir lafzımız var ve anlamına nispet ediliyor. Bir anlamı var. Müfret lafız anlam ilişkisi itibariyle ala aksami hamsetin beş kısımdır. Beş türdür. İşte şimdi bunlardan bahsedeceğiz. El-evvel el-muhtassu. Mantıkçının en değer verdiği şey bu türdür. Zaten fıkıh usulünde de lafzı has'tır. Bundan söz ediyor. Muhtastır. Bizi en çok ilgilendiren budur. Diğerleri üzerinde de duracağım. Şimdi böylece birinci türümüz lafzın manaya delaleti açısından birinci türümüz muhtas lafızdır. El-lafzul-muhtassu ve huvel-lafz
Bu öyle bir lafızdır ki ellezî leyse lehu illa ma'nen vahid. Fahtas bihi meçhul okuyabiliriz. Fahtussa bihi de okuyabiliriz. Evet. Tek bir manaya has kılınmış, tek bir anlama tahsis edilmiş, tek bir anlamı olan sözcük mantıkçının en sevdiği sözcüktür. Çünkü nettir. Neden? Çünkü mantık ilmi net olanı arar. Mantık ilmi ilkeyi arar. Mantık ilmi tevili, tefsiri vesaireyi kabul etmez. Bu itibarla da anlamın tek olması son derece önemlidir. Tektir. Tek bir anlama mahsustur. Fakat müellifin verdiği örnekler şöyle, birinci örnek açısından. Mislu hadid, demir. Ama bu hadid isim olduğunda sadece demir madeni anlamına gelir ama hadid sözcüğünün hadid olarak da pek çok anlamı bulunduğu için mecazi anlamları da var, kinai anlamları da var. Bu itibarla değerli arkadaşlar, hadid iyi bir örnek olmamış. Hadid sözcüğü iyi bir örnek değil. Ama mesela şems olabilirdi. Güneş olabilirdi. Yani her ne kadar onlar da yine şems, mecaz ve kinaye olarak kullanılsa da daha haditten şey olurdu. Ama hadit, demir belki dil açısından demire münhasıran çok yaygın kullanıldığı için ve manayı evvel diyoruz bunlara. Manayı evveli demir olarak akla geldiği için öyle vermiş olabilir. Hayvan uygundur. Bir cins ve tür cins adı olduğu için pardon. Tabii hayvanın üzerinde de efendim cinsler olduğu için aynı zamanda cinsi izafidir. Canlıları ifade etmek bakımından hayvan sözcüğü söylenebilir. Ama burada verilmesi istenen mantık açısından muhtas sözcük lehu mana vahittir. Bir tek anlamı var. Bir tek anlamı var. Dolayısıyla başka anlamları olmayan sözcük olduğunda işte bu sözcük muhtas bir sözcüktür. Şöyle söyleyelim, dilciler açısından, dil üzerinden de konuşacak olursak şöyle söyleyelim. Yani bir toplum, bir kültür, bir sözcüğü bir manaya gelmek üzere müştereken muvada ile o anlama vaz etmiş, o anlamda kullanmış, kullanmaya da devam etmektedir. Dilcilerin tanımıyla söyleyecek olursak muhtas sözcüğü budur. Peki ikincisi, bunun üzerinde biraz daha fazla durmamız gerekecek. Ve aşağıya indikçe diğerleri üzerinde de biraz fazla durmamız gerekecek. Müşterek sözcüklerdir. Müşterek konusuna özellikle dil açısından ya da felsefe metinleri okuduğumuzda, felsefi metinler açısından baktığımızda müşterekin kendi altında da neredeyse ona yakın müşterekliğin, müşterek ortaklık demektir. Anlam ortaklığı. Anlam ortaklığı. Yani anlam ortaklığı var ve dolayısıyla müşterek lafzın kendi içinde de neden hareketli bir anlam ortaklığı olduğuna bağlı olarak. Mesela vezni olarak anlam bağlıysa müşterek el veznidir. Kütlesel olarak baktığında maddi el müşterek el maddi vel cismanidir. Efendim şekil olarak baktığında el müşterek el şeklidir gibi. Efendim misliyet, mumasele, mübayene gibi ifadelerle anlam ortaklığının durumuna göre kendi içinde de pek çok farklılıklarına ayrıldıklarını görüyoruz ve bunları da inşallah ileride farklı münasebetlerle müşterekin kendi içinde hangi anlam boyutlarına tekabül ettiği ve taksim olunduğunda inşallah ayrıca göreceğiz. Demek ki bir lafzımız var. Burada şunu iyi anlayalım. El müşterek dediğimiz zaman, müşterek dediğimizde tek bir lafzımız var. Birden çok A, B, C, D anlamları var. Şimdi dolayısıyla bu tek bir lafız farklı anlamları taşıyor. Farklı anlamlara geliyor.
Nasıl oluyor da bir lafız farklı anlamlara geliyor? Öyleyse bu şunu kastediyor. A anlamı B anlamıyla müşterek lafza efendim sahip. B C ile müşterek lafza sahip. A D ile müşterek lafza sahip. Yani mani muhtelife aynı lafza sahip olduğunda bu lafza müşterek deniyoruz. Demek ki müşterek lafzın müşterekliğidir. Yani maani muhtelife farklı anlamlar tek bir lafız altında toplandığına bu altında toplandıkları lafza lafzı müşterek denir. Ve bu çok önemlidir. Özellikle Aristoteles'in kategorilerine baktığımızda bu konunun önemine vurgu yapıldığını ve işte mümkün olduğunca mantığın bu türden sözcükleri kullanmamasına, itina gösterilmesine mantıkçılarımız ehemmiyet verirler. Neden? Çünkü birazdan göreceğimiz gibi müşterek lafızlar şiir için, hitabet için, cedel için, efendim aynı zamanda belagat, meani ilminin her birerleri için son derece önemliyken mantık için hiç de önemli ve uygun değil. Peki niye bunları konuşuyoruz? İşte mantıkta hangi lafızlar bizim için daha önemli, hangileri önemsiz olduğunu görmemiz ve tayin etmemiz için söylüyoruz. Onun için de göreceğiz şimdi verdiği örneklerde de bunu göreceğiz. Bu sözcükler mantıkta pek kullanılmayan sözcüklerdir. Neden? Çünkü müşterektirler. Evet. Bazen de bu müşterek olan lafızların mesela müşterek lafızlar vardır. İşte kendi aralarında taksimat yapıldığında farklılaştıkları gibi fıkıh usulünde işte bunlar kimi zaman mücmel olarak görülürler. Çünkü manaya delaletleri açık değildir. Farklıdırlar, kapalıdırlar. Bazılarında da açık olurlar. Şu anlama daha açıktır, şu anlama daha efendim müphemdir, mücbeldir vesaire gibi değerlendirirler. Bu bakımdan edebiyatın, tefsirin, yorumun, tevilin vazgeçilmez sözcüklerinden olan müşterek mantık için çok uygun bir lafız değildir. Ve huve lafzul lezi taaddede manahu, anlamı çoğaldı. Bakın öyle bir lafız ki çok anlama sahip. Lafzımız tek bir tane lafzımız var. Ama taaddede manahu, anlamı çoğaldı. Anlam çoğaldı. Vakad vudu'a li cemii, bakın bu çok önemli. Vakad vudu'a vaz edildi. Buradaki vaz tabirini biraz müsaadenizle açalım. Hani her ne kadar dersi büyük ölçüde ilahiyatçı meslektaşlarımız, öğrencilerimiz izliyor olsalar da ihtiyaç duyulabiliyor. Vaz edilmek ne demektir? Konulmaktır, icat edilmektir. Bu sözcük icat edilmiştir. Niçin? Lil cemii. Lil cemii bu gördüğünüz gibi marifedir. Yani li cemii'il mana demektir. Cemii mani. Bütün manaların tamamı için. Yani kaç tane manası varsa tüm anlamlar için, tüm anlamlar itibariyle vaz edilmiştir. Bütünüyle kaç tane anlama geliyorsa bunların toplamına vaz edilmiştir. Ama nasıl vaz edilmiştir? Ala hidetin, bunun okunuşuna dikkat etmemiz gerekir. Ayrı ayrı, birbirinden farklı farklı zamanlarda münasebetlerle, mesela A anlamına bir zaman vaz edilmiş, B anlamına başka bir şekilde ayrıca vaz edilmiş, C anlamına ayrıca vaz edilmiş. Tabii bu dilin, dil alanında çok tartışmalı bir konu. Bu mümkün müydü, değil miydi, ne kadar mümkün olur, ne kadar değildi, dil konusuna girmek istemiyorum. O ayrıca bir hem felsefede de belki üzerinde duracağımız bir alan. Yani hakikaten çok ciddi problemi olan ve sorunları olan bir konu ve biz bunları inşallah sizlerle işleyeceğiz zaman içerisinde ve bu konularda her geçen ders ve ilerleyen zamanlarda zihinlerimiz daha netleşmiş olacak. Şimdi bu polemiğe girmek istemiyorum ama genel olarak ibarenin bize vermek istediği anlam şu. Müşterek lafız farklı anlamlara farklı vazılarla ayrı ayrı, her birine ayrı ayrı vaz edilmek suretiyle. Yani bir kere de oturup da
İşte mesela şu ayın sözcüğünü konuşacağız. Ayın sözcüğü şu anlama gelsin, bu anlama gelsin, şu anlama gelsin, şu anlama. Başka itiraz olan yok. Tamam, kabul edilmiştir. Bu anlama gelsin. Böyle değil. Kültür zaman içinde farklı münasebette ilişkiler ile, birazdan da konuşacağız, farklı münasebetler ve ilişkiler itibariyle aynı lafza çeşitli anlamlar yüklemişler. Hani sorabilirsiniz, başka lafız mı bulamadılar ki niye böyle yüklemişler? İşte o felsefenin konusu. Dil ve dil felsefesinin konusu. Mantığın değil. Biz sadece şimdi mantığın kelimelere, sözcüklere, lafızlara nasıl baktığını ve bunlarla ne anlamda ve ne kadar ilgilendiğini konuşmaya çalışıyoruz değerli izleyenler. Demek ki alahidetin ayrı ayrı tek tek vaz edilmiş bunlar. Velakin min duni, bakın, velakin min duni en yesbaka vaz'uhu li ba'dihâ ala vaz'ihil âhar. Fakat buraya dikkat edelim. Bu ifade önemli. Altına hatta başka bir renkle müsaadenizle çizelim. Diyor ki ancak geçmeksizin, öne geçmeksizin, vaz'uhu, bu müşterek anlama gelen sözcük, onun vaz'ı, li ba'dihâ ala vaz'ihil âhar, diğer anlama vaz'ı için bir öncelik söz konusu olmaksızın. Ne demek yani şimdi bu? Şu demek. Mislu ayn. Ayn sözcüğünü alalım. Onun A, B, C, D anlamları var. Bu anlamların her birine ayrı ayrı vaz ile vaz edilmiştir. Ama A mı B'den önce, B mi C'den önce, hangisi hangisinden daha önce olduğuna ilişkin bir şey söyleyemeyiz diyor. Söylemeksizin şu anlam, şu anlamdan daha önce vaz edilmiştir. Bu sözcüğe bu anlam şundan daha önce konulmuştur deme şansımız olmaksızın, ama kesin olan bir şey var ki bu kelime bu anlamlara ayrı ayrı, farklı farklı konulmuştur. Örneğin el ayn sözcüğü. El mevdu konulmuştur. Lihasetin nazar, görme duyusu için vaz edilmiştir. Görme duyumuzdur. Ayn gözdür yani. Göz manasına gelir çünkü. Değil mi? Görme duyumuz. Ve yenbu'ul ma'i, pınardır. O da gözdür. Şöyle pınarlar var, kaynar oradan. Neyse, göze benzetmişler. Pınar demektir. Su gözü de deniyor. Ama aynun dediği zaman su gözü, su pınar anlamını veriyoruz. Peki yenbu'ul evvel mi evvel, insanın göz organı için isim olması mı evvel? Hangisi hangisinden önce bilmiyoruz. Altındır demiş. Zeheb anlamını vermiş. Ve gayruha, ve başka diğer bir sürü anlamı var aynı sözcüğünün. Bir başka örnek daha vermiş. El cun ya da cevn olabilir. Pek kullanır, meşhur olmadığı için emin değilim. Bu da farklı bir, aşağıda gelecek, kar gibi müşterek. Hem siyaha hem beyaza böyle el kar gelecek. Galip gelecek mi bilmiyorum. Başka metinlerde de efendim çok sık, özellikle fıkıh usulü metinlerde gördüğümüz el kar'u sözcüğü var. Kur'an'da da geçiyor biliyorsun değil mi? Hem hanımların temizlik haline hem adetli hallerine kullanılan, zıt durumlara kullanılan sözcüklerdir bu. Erken dönem, tabi'in döneminden itibaren başlayan erken dönem lügat çalışmalarında da el kelimatul ezdat ya da elfaz-ül mutaadde çalışmaları vardır. Zıt anlama gelen sözcükler ve lafızlar konu edilmiş ve bunlar üzerine kitaplar yazılmıştır. Son derece önemli. Burada da mesela bu kelime cuhun, cevn neyse, hem esvet hem de ebyaz anlamına
diyor, kullanır diyor müellif. Böyle bir anlam vermiş. Onun için de diyor ki vel muşterek, müşterek sözcük. Yani tek bir sözcük olduğu halde altında pek çok anlamların bulunduğu bu sözcük. Kethirun fil lugal arabiyye. Arap dilinde oldukça fazladır ki hakikaten öyle. Arap dilinin zenginliği, dilin zenginliği anlamına geliyor bu, doğru. Ama dilin aynı zamanda manaya delaletinin müphemliğine ve muğlaklığına da sebebiyet vermesi bakımından da sorunlu hale geliyor. Onun için fıkıh usulünde lafzın manaya delaletinin 8 mertebesi olması, onun dışında mürekkep lafızların 4 tane ayrı delalet mertebelerinin olması, ki bunları fıkıh usulü metinleri okuduğumuzda ayrıca bu konuları yine tartışacağız, müzakere edeceğiz sizinle. Orada da göreceğiz. Dolayısıyla müşterek lafız dilin zenginliğidir. Fakat mantık konusu için uygun lafızlar değildir. Aslında burada sevgili arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Bu üçüncüsü el-menkul, birazdan okuyacağız. Aşağıda göreceğimiz el-murtecel de böyledir. Bu sözcük. Bunları müşterekin altında, müşterekle ilişkilendirerek de ele alması mümkündü müellifin. Fakat daha başlangıç düzeyde, bu bir giriş dersleri olduğu için bunları daha farklı olarak ayrıca vermeyi tercih etti. İsabetli de olmuş bir açıdan. Menkul sözcüklerimiz var. Adından da anlaşılacağı üzere menkul nakledilmiş demektir. Demek ki elimizde bir lafzımız var, X lafzımız var. Bu X lafzı Y anlamına taşınıyor. Y anlamına naklediliyor. İşte Y anlamına geldiğinde buna lafzul menkul denir. Yani lafzul menkul. Yani X anlamından Y anlamına taşınmış demektir. Böylece el menkul, lafz-ı menkul bir anlamdan diğerine taşınmaktır. Bunun da münasebetleri olan var, münasebetsiz olanları var. Kendi içinde epeyce teferruatlı bir biçimde lafz-ı menkul gerek dilciler, gerekse fıkıh usulcüleri, keza tabii kelamcılarımız da bu konularla ilgilendiklerini söylemeliyiz. Zira bu gerçekten son derece önemli bir sözcük. Birazdan da göreceğim üzere. Peki lafz-ı menkul ne demek? Ve huve o el-lafzullezi, öyle bir lafızdır ki bu menkul lafız. Taaddede manahu, bakın taaddede manahu. Peki taaddede manahu itibariyle kime benzedi? Müştereke. Yine burada da efendim bir tek lafzımız var. Ama anlamı çoğaldı yine. Niye bu müşterek değil de menkul? Şimdi onu söyleyecek. Vakad vudu'a lil cemi'i. Bu da aynı yukarıdaki müşterek gibi, kel müşterek diyor zaten bakın. Müşterek gibi nakledildiği anlamların tamamına delalet eder. Hepsi için geçerlidir bu sözcük. Kaç tane anlama nakledilmişse o anlamların her birerleriyle ilgili geçerlidir. Velakin yaftarik anhu, yani buradaki hu müştereke raci. Velakin yaftariku anil müşterek, müşterekten şu cihetiyle ayrılır. Şu cihetle bir farkı vardır ki bi ennel vaz'a, dikkat edelim bu önemli. Bi ennel vaz'a, bu sözcüğün anlama vaz'ı, anlama konulması, bir anlam ile ilişkilendirilmesi bi ahadiha, bu manalardan dilcemi diyordu ya, bakın bu ha, bu anlamlardan, şu anlamlardan herhangi birisine ilişkin vaz edilmesi mesbukun bil vaz lil ahar ma'a mulahazatil munasebeti beynel ma'neyeyn fil vaz'il lahik. Evet. Müşterekte ne demiştik az önce? Şu 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 anlamlara gelir ama şu anlama gelişi şu anlama gelişinden öncedir diyemeyiz demiştik. Ama burada deriz. Diyeceğiz ki bu sözcük ilk olarak X anlamına vaz edilmiştir. İlk olarak. El vaz'ul evvel. İlk olarak şu manaya vaz edilmiştir.
Sonra bir münasebetle bir ihtiyaca binaen, bir ilişki bağlamında, iki şey arasında bir ilişki bağlamında bu X anlamı Y anlamına taşındı. Öyleyse deriz ki bu sözcüğün Y anlamına gelmesi sonradır. Buna lahik manası, bakın. El-lahik, sonradan gelen, eklenen, ek bir anlamdır. Bu sonradandır. X anlamı da el-vaz-ul-evvel, el-ma'nel-evveldir. Birinci mana, birinci vazıdır. Bunu söyleyebiliriz. Aralarında böyle bir münasebeti söyleyebildiğimiz yönüyle lafz-ı menkul, lafz-ı müşterekten farklıdır. Yoksa normal olarak menkul de tek bir lafızdır ve farklı manalara geliyor. Müşterek de tek bir lafız, farklı manalara geliyor. Aralarında ne fark var? Müşterekte o manaların lafızla ilişkilenmesinin zamanını, vaz'ının bilmiyoruz. Farklıdır diyoruz ama hangisi önce sonra bilmiyoruz. Menkul da biliyoruz. Bunu anlatıyor. Evet. Tekrar okuyorum metni. Ve huvel lafzul lezi taaddede manahu ve kad vuduye lil cemi kel müşterek ve lakin yeftariku anhu yani ey anil müşterek bi ennel vaz al yahadiha mesbukum bil vaz lil ahar ma'a mulahaza düşünmek suretiyle ilgi, alaka kurmak itibariyle ne? Bir münasebet. Ne arasında? Beynel maneyeyim. İki anlam arasında. Yani evvel, ilk anlamıyla sonraki anlam arasında fil vaz lahik. İkinci ek vaz edilme suretiyle kazanılan anlam arasında bir münasebet, bir ilgi kurmak suretiyle ne yapar? Müşterekten ayrılır. Örneğin mislu lafzı salah. Salah lafzı. Bu Arapların bildiği bir lafızdır. El mavdu evvelen, bakın ilk bu sözcük hangi anlama gelsin diye vaz edilmiş? Li dua, duadır. Yakarıştır, münacaattır, sesleniştir, çağrıdır, davettir, duadır. Hatta Buhari'ye göre inançtır, itikattır. Bu anlamlara gelsin diye kullanmıştır. Efendim, sala. İlk manayı evvel vazı budur. Thümme nukile, bakın, sonra nakledildi. Kim naklediliyor? Lafız. Thümme nukile. El-lafzus salah. Salat lafzı nakledildi. Fişşer el-İslami, İslam hukukunda, İslam dininde, İslam şeriatında ne için vaz edildi? Nereye nakledildi? Lihâzihil ef'alil mahsusatı min kıyamın ve ruku'in ve secdetin, efendim, kıyam, ruku, sucud ve nahviha ve diğer namazın erkanı vesairesi için bu manaları, yani dinde namaz diye tanımladığımız kendisine özgü hareketlerin, eylemlerin ve efendim hususların bulunduğu bir anlama o es-salah ne yapıldı? Nakledildi. Ve şimdi es-salah dediğimiz zaman yine dua anlamıyla da kullanıyor muyuz? Evet. Ama kahir ekseriyet bu manayı sani, yani menkul isim, el ismul menkul, el lafzul menkul o kadar yaygın şöhretli o hale geliyor ki manayı evvel neredeyse unutulacak hale geliyor. İkincisi daha yaygın, daha kullanımlı hale geliyor. Neden dolayı? Li münasebeti halil manel evvel. Bakın, niye böyle bu sözcük, bu kıyam, kıraat, ruku, sucud vesaire, tahiyyata isim olarak nakledilmiştir. Ne ilgi var? Münasebet gerekiyor. Mülahaza, münasebe. Bir ilgi, bir alaka kurmamız gerekiyor. Ne anlamıyla? Lil manel evvel. İlk anlamıyla bir münasebeti var bu nakledilmenin. Manası, münasebeti var. Öyleyse bir münasebet üzerinden bu nakil gerçekleşiyor. Nedir münasebet? Namaz da duadır çünkü. Allah Resulü el-du'a huve'l-ibade buyuruyor. Bakın. Dua ibadettir buyuruyor. Gördüğünüz gibi aralarında bir münasebet var. İşte bu münasebetten hareketle
aralarında bir anlam ilişkisi ve münasebetten hareketle bir lafzın ilk vaz edildiği anlamı sonra bu münasebete binaen ikinci bir anlama taşıdığımızda buna lafz-ı menkul diyoruz. Bu münasebet yoksa, böyle bir münasebet olmadan da bir ismi başka bir anlama taşıyorsak işte o dört el mürtecendir. Evet, ismi mürtecel. Mürtecel kelimesi çok kullanılır Arapçaca biliyorsunuz, irticaldir. Bu genel olarak şiirde, edebiyatta irticalen aklımıza geleni birden kalkıp söylemek, nutk etmek vesaireler anlamına gelir. Bunun da böyle kullanılmasının sebebi yine hem Arap dili edebiyatında hem mantıkta sözcüğün bu anlamıyla da ilişkisi devam ediyor aslında. Mürtecel, boşuna mürtecel ismi konulmamış. O da menkul diyebiliriz ismi, mürtecelin kendisi. Bir ilişki ile kurulmuştur. Çünkü mürtecel dediğimiz anlamın bir lafızla ilişkilendirilmesi, yani bir lafzın ilk vaz edildiği anlamından ikinci bir anlama ilişkisinin kurulması irticalidir. Yani ilişkisizdir. Birdenbiredir. Birdenbiredir. Bir ön hazırlığı yok. Bir ilgi alaka kurma söz konusu olmaksızın. Böyle bir efendim ne yapılmış? Lafızlar başka bir anlama nakledilmiş. Şimdi bunda da yine aynı şekilde efendim önceliğini sonralığını biliyoruz. Bu ilk önce şuna vaz edildi, sonra şuna nakledildi. Yani o zaman ne diyebiliriz? Bütün mürtecel lafızlar aslında menkul lafızlardır. Ne farkla? Aralarında münasebet yok. Bakın diyecek. El-murtecel ve huve kel-menkul. Menkul gibidir. Yani menkuldür. Menkul gibi değil, menkuldür. Bila farkın. Bila farkın. Hiç fark olmaksızın menkul gibidir. Yani menkuldür. İlla ancak şöyle bir nüans var ki ennehu lem tulahhaz fihi el münasebe beynel maneyeyn. Mürtecel lafza yüklediğimiz iki anlam arasında bir münasebet yok, bir algı yok. Birazdan örneklerde bunu göreceğiz. Müellif örnek vermemiş ama ben örnek vereceğim. Evet, bu alakası yok. Münasebet kuramıyorsunuz. İşte bu münasebet kuramadığımız zaman mürtecel oluyor. Onun için ben hani bunu ileride daha farklı boyutlarıyla konuştuğumuzda inşallah derslerde bunları müşterekin altında sizlere arz edeceğim. Burada ayrı ayrı tanıyalım. Çünkü bunların hepsinin müşterekle doğrudan ilgisi var. Şimdi şuraya gelelim. Demek ki bir elimizde anlam var. Yani A lafzının bir anlamı var. Bu anlamı yine A lafzı bu anlamı şu lafzı B'ye taşıyoruz. B içinde bu lafzı taşıyoruz. Ama bu anlam ile B'nin de adı olduğunda, B'nin de ismi olduğunda ki anlamıyla A'nın anlamı arasında ilişki söz konusu değil. İlişki yok. Ama bu mürtecelle dahil, yani bu mürtecel lafızlar için ekserul a'lam eşşahsiye. Meşhur şahısların isimlerinin hemen çoğu böyledir. Değil mi? Mesela El-Gazali'nin lakabı ne? Hüccetül İslam. Hüccetül İslam. Ne demek Hüccetül İslam'ın vaz-ı evveli? Dinin, İslam'ın delili, hücceti, dayanağı, sütunu. Gazali ne alaka? Ona lakap isim olmuş şahsa. Şahsa bir isim yapmışız. Yani bu anlamı, bu lafzı Gazali'nin ismine, Gazali'ye taşımışız. Ne münasebet? Bir münasebet var mı doğrudan Hüccetül İslam sözcüğünün manayı evvelli? Hayır.
ama ona bir isim olmuştur. Örneğin Tarık bir yıldızın adı. Ama bizim komşunun da adı Tarık. Yıldız nere? Bizim komşunun adı nere? Tarık. Gibi. Dünya kadar bu tür menkul isimler. Bakın aslı menkuldür. Oraya naklediyoruz başka bir anlamda. Ama arada bir ilgi münasebet var mı? Hayır yok. Şimdi aynı zamanda fıkıh usulünde son derece önemli olarak ele aldığı bir bölüme geldik. Bu bölüm biraz daha sizi biraz yorabilir. Beni hoş görün lütfen. Hakikat ve mecaz. Fıkıh usulünde lafızlar bahsine geldiğimizde bir hakikat ve mecaz ayrımının bir de hakikate karşılık sarih, mecaza karşılık da kinaye konmak suretiyle sarih kinaye ayrımının da yapıldığını görürüz. Aralarında nüanslar vesaireler var ve bunlar fıkıh usulünde ne kadar önemli şeye tekabül ettiğine dair fıkıh usulü okumalarımızda bunları göreceğiz. Ama burada mantık açısından baktığımızda hakikat ve mecaz konusunu yukarıdaki sözcüklerin de yine mantığı pek ilgilendirmediğini, keza hakikat ve mecaz konusunda da aynı şekilde bizi hakikat anlamının ilgilendirdiğini, mecaz anlamının ilgilendirmediğini söyleyeceğiz. Çünkü mecaz belagatı ilgilendirir, hakikat mantığı ilgilendirir. Yani sarih anlam, kelimenin vaz olduğu açık anlam. Söylendiğinde bir sözcük herkesin anladığı anlam bizi ilgilendirir. Ancak mecazın bunu şöyle farklı renklendireyim müsaadenizle efendim. Mecazın şöyle bir detayından da söz etmeliyiz. Mesela mecaz eğer el mecaz el lugavi der usulcüler, mecazı lugavi olursa, dilsel bir mecaz olursa bu ıstılahtır, kavramdır. Yani bir sözcük var, onu bir bilim dalına özgü tanımlıyoruz. Mesela sünnet yol demekken onu hadisçiler Hazreti Peygamber'in örnekliğinin adı olarak kullanır. Tarihçiler kültür ve adetler olarak kullanır vesaire gibi. Yani mecazi lugavi olduğunda bu bizi mantığı ilgilendirir. Istilah kavramlardır, tanımlanmış. Yani tanımlanmış sözcükler ilk sarih dilde konuldukları hakikat anlamını bazen korur, bazen de korumayabilir. Bir ıstılahi anlama taşınırlarsa, burada da yine bir taşıma söz konusu görüyorsunuz. Anlamın lafızla birlikte bir lafzın farklı anlama taşınması söz konusu. Bu manayı lugavidir. Manayı lugavidir. Dolayısıyla ıstılahtır. Bu önemlidir. Yani tanımlanmış sözcükler tanımlandıklarında hakikat ve sarih anlamından farklı bir anlama gelirler. Mesela mekanı, zamanı fizikte, geometride, matematikte, felsefede tanımladığımızda artık gündelikteki mekan ve zaman anlamına gelmezler. Tanımlanmıştır. Ve bu ıstılahi anlamların hepsi mecazidir bu manada. Mecazidirler. Ve mecazul lugavidirler. Mesela mecazul mürekkepler vardır. Bu dilcileri ilgilendirir daha çok. Yani tek bir sözcükten oluşmaz. Bir cümleden ibarettir. Ama efendim anlamı tek bir kelimeye indirgenebilir. Mesela Arap der ki inni arake tukaddimu riclen ve tuahhiru uhra. Mesela. Yani görüyorum ki bir adım gidiyor, atıyor, öbürü geri çekiyor. Bir adım atıyorsun, bir geri çekiyorsun. Yani yuridu bihi et tereddüt. Bu cümleyle tereddüdü kasteder Arap. İşte bu tereddüt cümlenin tereddüt anlamı mecazi mürekkeptir. Mecazi aklisi var vesairesi var. Bu anlamda mecaz sözcüğü de ileride çok farklı boyutlarıyla yine yeniden ele alacağımız önemli ifadelerden birisidir. Ama biz sadece bir lafzın hakiki anlamı ne demek, mecazi anlamı ne demek,
Bunları biraz ayırt etmek bağlamında bugünkü dersimizde inşallah onu ele almaya çalışacağız sadece. Peki hemen okuyalım. Vahuvellezi taaddede manahu. Şimdi bu ifadenin nasıl muhtas dışında ortak olarak hepsinde geçtiğine dikkat edelim. Şimdi müsaadenizle şuraya inelim, aşağı inelim. Dersim bitiyor, bakın. Şimdi bu muhtası hariç tutarsak bunların tamamındaki ortak cümle neydi? Taaddede manahu. Bakın, anlam çoğalması var. Peki anlamı çoğalmayan tek anlam el-manel vahid budur. Muhtastır. Dolayısıyla anlamın çoğalması lafız, tek bir lafzımız var. Bak çok anlama geliyor. وَلَاكِنَّهُ مَوْضُعٌ لِأَحَدِ الْمَعَانِي فَقَدْ. Bakın, bu önemli bir şey. Tamam, çok anlama geliyor ama bu anlamlardan sadece birisi için vaz edilmiştir. Bu çok önemli bir şey husus. O halde konumuz açısından baktığımızda hakikat ve mecazi netleştirmek bakımından zihnimizde şöyle diyelim. Elimizde bir lafzımız var. Bu lafzımızın A, B, C, N sayıda anlamları var. Şimdi bir, bu lafız bu anlamlardan sadece A için vaz edilmiştir. Vaz-ı evveli budur. İşte bir lafız pek çok anlama gelirken o anlamlardan sadece birisi için ilk defa vaz edilmiş olduğunda bu ilk anlamı vaz edilen manası onun hakiki anlamıdır ve sarih anlamıdır. Hakiki ve sarih anlamı. Yani açık ilk akla gelen anlam budur. Çünkü ilk o anlam için vaz edilmiştir. Burası önemli. Demek ki birçok anlama gelir ama bu anlamlardan sadece birisi kelime vaz edilmiştir. Sonra ne olmuş? Vestu'mile bu kelime kullanıldı, bu lafız kullandı. Fi gayrihi, yani fi gayril maani, yani fil maani l-ukhra, diğer anlamlar için de kullanıldı. Ve böylece o zaman ne oldu? A anlamı hakikatken diğer tüm anlamları mecaz oldu. Li alaka, bakın ama burada önemli bir şey var. Li alaka ve munasebe beynehu ve beynel ma'nel evvel el mevdu'u lehu. Şu ifade çok önemli sevgili arkadaşlar. Az önce ifade ettim, şu A'yı bahsediyor. Dilde ilk anlamı itibariyle vaz edilmiş olduğu şu ilk anlam neyse bu anlam, bu anlamla bir ilişki kurmak koşuluyla, bir alaka, bir münasebet kurmak suretiyle diğer B ve C ya da diğer D anlamları mecazdır. Mecaz anlamına gelir. İşte şimdi burada bize bakın ne diyor. Min duni en yebluğa haddel vaz'a fil manes sani. Bu önemli bir kayıttır. Yani şu A anlamı hakikat anlamı olacak. Diğerleri B, C, D mecaz oldu. Şart ne? Mecaz olarak şu B anlamına kullanımı, şu B anlamına kullanımı ikinci bir vaz haline gelmeyecek. El mane sani, el vaz sani. Bu safhaya gelmeyecek. Yani öyle bir ilgi, öyle bir kullanım olacak ki sanki müştereke dönüşmeyecek yani. Bunun anlamı müşterek olmayacak. Mecaz müşterek değildir. Çünkü müşterek de ayrı ayrı vaz'a dönüşmüştü biliyorsunuz. Ne kadar münasebet ve alaka kurarsak kuralım, anlam ne kadar ilgili ve münasip olursa olsun bu ikinci anlam mecaz adını alabilmeli ve mecaz olarak kalabilmesi için bir vaz-ı saniye ve bir manay-ı saniye dönüşmeyecek.
Yani her zaman ilk anlama, hakiki manayı, el-manel hakikiye bağlı kalacak. Tabi olacak. Onunla ilgisi, münasebeti asla kopmayacak. Ancak o zaman mecaz olur. Koparsa nereye çıkar? Müştereke. İkinci bir vaz'a, vaz'ı saniye ve manayı saniye dönüşürse artık bu mecaz değil, ya müşterek olur. Şimdi burada böyle olduğunda, yani bu özellikleri taşıdığında feyüsemma hakikaten fil manel evvel. Bakın ilk anlamı itibariyle hakikat adı alır. Şurada A için söylediklerimizi ifade ediyor. Ve mecazen fi manes sani, ikinci anlamı da mecazdır. B anlamına mecazi olarak gelir. Peki ilk anlamında neye gelmişti? Hakikat. Örnekte bunu da açık göreceğiz. Ve yukalu lil manel evvel, ilk anlam için şöyle de denilmiştir. Manen hakikiyun. Manayı hakiki. Gerçek anlam. Manayı hakiki de denir. Yani bir sözcüğün ilk vaz edildiği anlam onun manayı hakikisidir. Gerçek anlamı budur. Sonraları velissani mecazi, sonra ikisi de mecazidir. Mecazi anlamıdır. Evet, örnek vermedi. De çok meşhur olduğu için örnek verdim. Mesela Esed sözcüğümüz. Aslan demektir. Bu bir hayvan için konulmuş isim midir? Evet. Manayı hakkisi bu mudur? Evet. Ama mecazi olarak buna ne deriz? Mecazi olarak buna ne deriz? Cesaret. Onun için teşbih yaparız. Aliyyun Esedun deriz mesela. Teşbihi belli yapar. Aliyyun Esedun deriz. Ali niye Esed oldu? Esed'in nesi Ali ilgilendiriyor? Esed, aslan, aynı zamanda bir hayvan ismi ama bir cesaretle de ilişkilendirilmiş. Lil münasebe ve lil alaka. Dolayısıyla bu mecazdır. Mecazdır. Bu ilişkinin, mecazın belagatta pek çok türleri, çeşitleri var. Mesela tabii dili ve edebiyatı belagat ilgilendirdiği için mesela kinayeye falan da girmedi, teşbihe gitmedi. Çünkü niye? Çünkü mantık derslerimizde şunu söylemeyi ihmal etmemeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki mantık dilin sarfı ve nahviyle doğrudan ilgilidir. Çünkü o çok önemlidir onlar. Ama edebiyat ve belagatla hiç ilgisi yoktur. Neye hiç ilgisi yok? Çünkü belagat ve edebiyata geçtiniz mi, işte bu lafızlar, bu türler vesaireler anlamı muğlaklaştırdığı, müphemleştirdiği, karışıklaştırdığı ve çokluklara sebebi olduğu için. Bu edebiyatta, belagatta, felsefede iyi olabilir ama mantıkta iyi olmaz. Neden? Mantık doğru sonuçları arar, kesin sonuçları arar. Bunun için de netlik esastır mantıkta. Net olmak esastır. Evet sevgili arkadaşlar, böylece bir bölüm daha tamamlamış olduk. Lafızdı. Lafzın türlerini ele aldık. Evet. Cinsimiz lafızdı. Türlerimiz muhtastı, müşterekti, menkuldü, mürteceldi, hakikat ve mecazdı. Umarım konu anlaşılmıştır değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Şimdi inşallah bundan sonra bir sonraki dersimize çok son derece önemli olan bir konuya kısmen biraz değindiğim müfret ve mürekkep konusuna geçeceğiz. Ve artık yavaş yavaş daha mantığın ana konularına girmeye başlıyoruz diyebilirim. Evet efendim, sabırla beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki müfret mürekkep dersimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.